Stoltenberg zirveye kadar nabzımı yokluyor. Yani ortaya bir laf atıp onu tartıştırıp bunun bir sonucunu mu almaya çalışıyor. Putin de ABD seçimlerimi bekliyor. Her halükarda bu iki son derece ciddi soru var. Ama an itibariyle Stoltenberg'in böyle demesine nasıl bir tepki geldi Rusya'dan, ona bakalım. İki tepki var. Bir Lavrov, yani Dışişleri Bakanı, bir de Peskov, yani Kremlin sözcüsü. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov diyelim. Yani ona göre Stoltenberg yetkisini aştı. Yani aslında iki farklı görüş var. Diyor ki Lavrov, Stoltenberg yetkisini aşan bir açıklama yaptı. NATO üyeleri tarafından da kınandı. Bu konu NATO'da istişare edilmeden genel sekreterin ittifak üyeleri adına konuşma sorumluluğunu üstlenebildiğini düşünmüyorum. Şimdi Peskov da bunun tam tersini söylüyor. Yani bu haddini aştı, kendi kendine konuştu gibi bir değerlendirme Lavrov'dan. Kremlin sözcüsü, yani Putin'in sözcüsü Peskov da diyor ki tam tersine bu Stoltenberg'in kişisel görüşü olamaz. Buna NATO söyletmiştir, yani büyük abi Amerika söyletmiştir diyor. Onun görüşü de şöyle: NATO Ukrayna meselesine doğrudan dahil. Nihayetinde yaptığı açıklamalar Stoltenberg'in kişisel görüşü olamaz. O resmi bir yetkili, NATO'nun genel sekreteri. NATO gerginliğin derecesini artırıyor. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Stoltenberg sonra da NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışmaya dahil olma niyetinde olmadığını söyledi. Bunlar birbiriyle çelişen açıklamalar. Şu çok açık ki NATO Rusya ile çatışmaya doğrudan dahil. Ya burada da bir sanki kafa karışıklığı var, değil mi? Evet. Yani Stoltenberg sanki bunu tartamıyor mu? Çünkü bu böylesi bir görüş ayrılığı çok istisnai, değil mi? Lavrov, evet, bir şey söylesin, Kremlin bir şey söylesin. Stoltenberg, yani Stoltenberg NATO adına mı konuşuyor, haddini mi aştı falan? Moskova bunu daha çözememiş mi? Bence çözemedi. Çözemedi. Çünkü Stoltenberg aslında biraz ılımlı kalıyor NATO içerisinde normalde baktığımız zaman, ki 2014 yılında bilindiği üzere genel sekreteri olarak seçildi iki dönem ve son dönemde geçtiğimiz 2022 yılında, ama Ukrayna Savaşı'ndan dolayı uzatıldı görev süresi. Yani şimdi uzatmaya oynamıyor aslında, ne söylüyorsa bana göre kurumsal olarak söylüyor ve NATO çerçevesinin çatısı altında söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak NATO'nun girmesini istemeyebilir. Çünkü bu tamamen Rusya için de iyi olmayacak, Batı için de iyi olmayacak. Ama NATO içerisinde işte Fransa gibi, buna açık söyleyeyim, yani Fransa'da biliyorsunuz 2000 asker gönderecekti Ukrayna'ya. Ve bu askeri... Şimdi danışmanlarını gönderiyormuş. Tabii. Ama şöyle bir şey var burada. NATO üyeleri içerisinde böyle gönüllü olan varsa Ukrayna'ya destek vermek, sahada askeri anlamda söylüyorum bunu, yapabilir şeyidir bu, açıklamasıdır. Yani NATO'yu kurumsal olarak değil, bir kere NATO bilindiği üzere askeri bir kurum, yani örgüt daha doğrusu. Yani siyasi bir yapısı yok, her ne kadar şey olsa da askeri bir yapıya sahip. Sonuç itibariyle NATO Varşova Paktı'na karşı kurulan bir şey, yani Sovyetlere karşı, ve hala misyonunu devam ettiriyor. Gelinen nokta bana göre biraz kendi üyelerine, biz NATO çatısı altında beraber olabiliriz ama siz isterseniz kendiniz, belki de şunu da söylemek lazım, şunu biraz da tersinden okumakta fayda var. Çünkü uluslararası ilişkilerde her şey söylenen gibi değil, aslında masa altındakinden daha, masa altındakiler daha etkili olabilir. Şu da olabilir, yani biz bu, eğer ki Fransa gibi ülkeler buraya silah gönderiyorsa, bir şey gönderiyorsa, o zaman bizim sorumluluğumuz olmayabilir de şeklinde iki tane açıklama yaptı çünkü. İkisi Peki, bundan de birbirinden, sonraki hamle ne bundan olur? Sonraki hamle uzun süredir zaten senaryolar işleniyor. Bekleyecek yani. Bir yani, yandan Temmuz'daki tabii, NATO zirvesi, bir yandan ABD seçimi tabii, Kasım'da, öyle mi? Kasım'da, yani dondurulmuş biçimde şimdi bu böyle kalacak. Karşılıklı konuşacaklar. Şunu söyleyeyim. Trump gelse de bana göre, evet, belki Trump farklı bir politika izler ama Trump'ın önemli noktası var, bir tane faktör var Trump için. Zelenski'yi ne yapacak? Zelenski'nin de aslında geleceği tartışmalı
hale gelecek, tartışılmalı hale gelecek. Zaten Putin onu söylüyor. Yani İsviçre'deki konferansa siz bir düşünün bakalım, hani bizim resmi muhatabımız kim diyor. Tabii. Sonuçta seçimleri gerçekleştirmedi. Yani, meşruiyeti kalmadı. Bize tabii. Böyle bir hani oturup konuşacağımız bir meşru Zelenski birisini gösterin diyor. Aslında biraz şey yapıyor yani, bu savaşın bu şekilde stabil bir şekilde devam etmesini istiyor gibi duruyor. Çünkü artık dikkat ederseniz müzakerelerden, barıştan yana değil. Ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi ülkesinin %18'i gitmiş durumda. Güngör Bey'in söylediği az önce, işte Amerika gelecek, Trump gelecek. Alın, siz aldığınız şekilde toprakları ben size veriyorum Rusya'ya. Ben sanmıyorum Amerika al %18'i almışsın. Al. Burayı durduralım demişim. Ve sen bu topraklar senin olsun, Rusya'ya bunu der mi ya?